Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi eksik etmeyiniz. Çünkü videolarımızın devamı için beğeni ve yorumlarınız önemli arkadaşlar. Bugün size yine bu güzel iğneden tığa dönüşüm bu çiçek modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Arkadaşlar aslında bu yapraklar yerine size böyle dağ modeli yapmıştım. Şimdi model biraz ağır gibi. Ağır değil aslında da arkadaşlar şöyle biraz yeni iğneden tığ olduğu için farklı gelebilir diye bu şekilde kenarlarına minik tek yapraklar yapıp ortasına da bu şekilde iğneden tığa dönüşüm çiçeğimi ayarladım. Yani bir nevi sizler için modeli hafiflettim arkadaşlar. İsteyen hani daha modeli daha önceki videolarımda var. Aşağıdaki ilk yaptığım videolarda var. İsteyen oradan dağ modelinin nasıl yapıldığına da bakabilir. Aralarına bu şekilde daha da koyabilir arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimiz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iki çiçeğimin arasına bu şekilde üç tane yaprak koyuyorum. Üç yaprağım bittikten sonra bu şekilde ikişer zincirli sekiz tane arkadaşlar tığ battı yapıyorum. Şimdi burada yedi tane tığ battımız daha önce yapmışım arkadaşlar. İki zincirimi çekip buraya bu şekilde sekizinci tığ battımı yaptım. Tekrar sekiz tane yaptıktan sonra arkadaşlar iki zincirle döndüm buraya tığ battımın içine sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battının arasına girip bu şekilde kapatıyorum. 1, 2 zincir. Buradaki yanındaki tığ battımın içine girdim. Bu şekilde kapattım. Tekrar iki zincirle dönüyorum arkadaşlar bu şekilde. Hemen direkt buradaki 5 zincirden yaptığım yuvanın içine iki zincirimi kapatıyorum sık iğne ile. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi kapattım arkadaşlar. Buraya bir tane kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirden 5 tane buraya kirpik yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Hem de bunlar çiçeğimiz için dal kısmını oluşturacak arkadaşlar. Kirpik görünümlü olduğu için kirpik diyoruz ama aslında çiçeğimiz için dal. 6 zincirden buraya 3 oldu arkadaşlar. 5 tane kirpiğimizi yapıyoruz. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 6 zincir pardon arkadaşlar. 6 zincir 5 tane dal. Şimdi tekrar iki zincirimi çekiyorum. İlk önce dönüşte yaptığım arkadaşlar burada iki zincirli yer var. Oraya girip kapattım. Direkt yuvaya da inebilirsiniz. İki zincir hemen yandaki tığ battıya girdim. Bu şekilde yuvamızın yapılışı gayet kolay ve basit arkadaşlar. Bakın bu şekilde tek katlı bir yuvamız oluşmuş oluyor. Şimdi iki zincirimi çekip arkadaşlar buraya da aynı öbüründe olduğu gibi 5 tane tığ battı mesafesi veriyorum. 1 2 zincir kapattım. Buraya 5 tane tığ battı yapacağız. Bu üçüncü 1 2 zincir dördüncü 1 2 zincir 5. Çiçeğimizle bakın arkadaşlar bu kadar tığ battı arama mesafesi veriyoruz. Ve şimdi bir defa tığımın başını doluyorum. Yandaki tığ battıma girip 1, 2, 2. Yaprağımız için bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzandan yuva oluşturdum. 2 zincirle başlıyorum. Bu birinci trabzanım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Burada iki tane trabzanım var. Yine bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Bu üçüncü trabzanım. İki defa doluyorum. Bir, iki, iki, iki. Dört seferde aldım. Yine iki defa dolayıp arkadaşlar dört seferde alacağım. İki ve iki. Bu şekilde bir yaprak yaptık. Dört zincir hemen trabzanımın son yaptığım trabzanımın arasına girip kapattım geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi bu şekilde yapıp 7. de yaptığım bu trabzanın içinde bir tane sık iğne olarak yapıyorum bu kadar arkadaşlar 2 tane zincirimi çekip hemen Yandaki tığ battıya girip bir tane tığ battı yaptım. Bu şekilde buraya üç tane tığ battı mesafesi vereceğim. İki zincir kapattım. Bu ikinci tığ battım. İki zincir bu üçüncü tığ battım. Bu şekilde arkadaşlar üç tane tığ battı mesafesini veriyorum iki yaprak arasına. Bir defa dolayıp hemen 1 2 2 Bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekerek yaprağıma başlıyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 2 tane trabzan. Bir defa doladım. 1 2 2 3 oldu trabzan sayım. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 Yine 2 defa doluyorum arkadaşlar. Sonuncu 5. trabzanı da aynı şekilde 1 2 2 2 alarak 4 seferde bir trabzan yaptım. Yaprağımın işlemi tamamlandı. 5 trabzanla hemen 4 zincir çekerek tomurcuğunu yapıp geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve bu da 6. Dört seferde alınan trabzan arkadaşlar 6 ve 7 tane sık iğne ancak sığar. Yedinciyi de bu şekilde trabzanın içine yaparak yaprağımı tamamlıyorum. İki tane zincir hemen yandakine yine 3 tığ battı. ikişer zincir çekerek 3 tığ battı mesafesi verip aynı bu iki yaprakta gösterdiğim işlemi üçüncüde de yapıp sonra arkadaşlar bu gösterdiğim yuva yapılacak. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve zarif ve kolay oldu arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimizin modeline geçelim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz bu ilk kirpiğimizin içinden girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekip bu şekilde buraya bir tane kirpik yaptım. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine yeşil yuvaya girdim. İlk yaptığımız 6 zincirli kirpiğin içine girdim. 10 zincirden buraya bir kirpik yaptım. 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi tamamladım arkadaşlar. 3 tane bu şekilde kirpik yaptım. Her yuvaya bu şekilde 3 tane kirpik yapacağız. Araya bir zincir çektim ve yeşil yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde geçiş yaptım. Yine 10 zincirden buraya 3 tane kirpik yapacağız. Daha doğrusu tüm yuvalara 10 zincirden kirpik yapıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen kapattım arkadaşlar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen kapatıyorum bu şekilde. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, ikinci yeşil yaprağımızın içine de bu şekilde 3 tane kirpik yaptık. Arasına bir zincirle geçiş yapıyorum. Bu bir zincir de önemli arkadaşlar. Kenar kontrolünü giderken eğer bu bir zincir çekmezseniz sabitleyecek yer bulamazsınız. O yüzden bu bir zinciri unutmayalım. Yine aynı şekilde 3. yuvamızın içine de 10 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Kapattım buraya. 6 7 8 9 ve 10. Kapattım buraya. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. 3 tane doldu. Hemen arasına bir zincir. Sıradaki yeşil yuvanın içine sık iğne ile girdim. 10 zincir de buraya çekip 3 tane kirpik yapacağım. 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. kepi de bu şekilde kapatıyorum buraya. Bir zincir hemen sonuncu 5. yeşil kirpiğin içine geçiş yaptım. Yine 10 zincir. 10. Hemen kapatıyorum buraya. Bu bir. 7, 8, 9 ve 10. Bu 2. Bu da 3. Sonuncu yeşil. Yuva. Şimdi arkadaşlar bir tane zincirimi çektim. Buradaki ilk yaptığımız yeşil yuva vardı. Onun dibine arkadaşlar bakın yeşil yuvanın dibine şöyle kapatarak sıfır yapacağız. Şöyle tutup burada yaptığımız yeşil yuvadan alıp buradaki yeşil yuvayı arkadaşlar bu şekilde geçip bakın buraya sık iğne ile sabitledim yeşil yuvanın dibine ilk yaptığımız kirpiğin dibine sık iğne ile sabitliyorum ve hemen ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde yuvarladık sıfır oldu şimdi üzerinin kontürüne geçelim Evet arkadaşlar. Bu geçiş yeri olarak 3 kirpikten sonra birer zincirle diğer yuvaya geçiş yapmıştık. Bu bir zincirimizin arasından girip ipimizi bu şekilde sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. İlk kirpiğimden arkadaşlar bu şekilde tutturdum. Kenar kontür yapım işlemine başlıyoruz. 3 zincir hemen yandaki kepimin arasına girdim. Yine 3 zincirimi çektim. Bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen arkadaşlar bu bir zincirli yuvanın arasına girip sabitliyorum. Bir tanesini çiçeğimizin yaprağının birini kontrollemiş olduk. Şimdi sıradaki yaprağımızın yapımına geçiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirle hemen ilk kirpiğimi tuttum. İkinci çiçeğimizin yaprağına geçiyoruz. 1 2 3 zincir kapattım. 3 zincir kapattım. 6 tane zincir. Şimdi arkadaşlar burada bir zincirli yerden girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilk kirpiğimin içine sabitliyorum. 2 3 zincir. Sıradaki kirpiğimi arkadaşlar sabitledim. 1 2 3 zincir. Kapattım. Bu şekilde. Bütün yapraklarım kontrollerini çekiyoruz. 3 oldu 4 5 ve 6 zincir hemen arkadaşlar bakın bu aradaki zincirimden girip buraya 6 zincirimi sabitliyorum yine üçüncü yaprağımı da arkadaşlar çiçeğimin yaprağını da bitirdik yeni yaprak için 6 zincir çekip buradaki ilk kirpiğimin içine kapattım İşlem hep aynı devam ediyor bütün yaprakları sırasıyla Aynı işlemi uygulayarak kontürlerini çekiyoruz. 6 zincir ve buradaki bir zincirle geçiş yaptığım köprüme girip sabitliyorum. Temzimizi tuttuk arkadaşlar bu şekilde ve yine 6 zincir. 6 zincirimi hemen bu şekilde kapattım. 3 zincir sıradaki ilmek 3 zincir sıradaki ilmeğe sık iğne ile sabitliyorum sonucu yaprağımızı da bitirdik 6 zincirini çekip yine ilk girdiğimiz noktaya arkadaşlar bu şekilde yeşil yuvaya sabitledim evet şimdi arkadaşlar şurada yuvaları yapmıştık kirpikleri bu yeşil yuvanın içine şu şekilde girip buraya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya geçerken 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Yine sıradaki bakın kirpiğimin arasından şu şekilde geçiyorum tığımı. Hemen sıradaki 3 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Yine 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Bu işlemi daha önce çok yaptık arkadaşlar. Bu aralıktan girip bu aralıktan çıkıyorum. Hemen buraya iç tohumunu bu şekilde atmış oluyoruz bakın arkadaşlar. İç tohumunu üçer zincir çekerek çiçeğimizin tohumunu atmış oluyoruz. Yeşil yuvanın buradan giriyorum, buradan bu şekilde çıtığımı çıkartıyorum. Kolay arkadaşlar, zorluğu yok. Biraz anlamanız için ben ne fazla yavaş anlatıyorum galiba. Bu şekilde yeşil yuvanın arasına yine girdim. Tohumumu attım. 3 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar bakın buradaki sonuncu kalan yeşilimin içine de girip buraya sabitledim. Yine 3 zincirimi çekip bakın arkadaşlar sona geldik. 3 zincirimi çektim. İlk başladığımız noktadaki bu sarı yuvanın içine giriyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ipimi de arkaya çekip arkada yakacağız arkadaşlar. Aynı bu sarının içinden geriye çekip yakalım. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. 3 yapraklar arasında çok hoş ve çok zarif duruyor. Bu şekilde yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.